Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Yepyeni programımız Sarı Lacivert Hayatlar'la karşınızdayız. Bu programımızda her sarı duyduğunda lacivert diye haykıran, kalbi Fenerbahçe sevgisiyle atan, ömrünü bu sevdaya adayan taraftarlarımızı sizlerle buluşturacağız. İlk bölümümüzde Tuzla'dayız. Yanımızda Mustafa Gürsel bizlerle birlikte. Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz programa katılmayı kabul ettiğiniz Rica için. Ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Hamdolsun çok iyiyim. Öncelikle biz Mustafa Gürsel'i tanıyalım. Kimdir Mustafa Gürsel? Camiamızda ve yakın çevrenizde Kunta Mustafa olarak biliniyorsunuz. Ve biz de Kunta Mustafa'nın hikayesini çok merak ediyoruz. Mustafa Gürsel 1963 İstanbul doğumlu, İstanbul'da yaşayan Fenerbahçe aşığı bir insan. Sevdaya gelince 77-78 senelerinde tribüne abilerimizin sayesinde alıştık. 87-88'den 92 evlenene kadar maçlara gitmedim, yurt dışındaydım. 93'ten sonra gidiş 2019-2020 devam ediyor gittiği yere kadar. Allah sağlık saat verdiyse üstümüzdeki sarı lacivert forma hiçbir zaman çıkmayacak. Tribüne alışma hikayelerinden bahsedecek olursak neler anlatırsınız? Nasıl alıştınız tribüne? Tribüne alışma konusunda 14-15 yaşlarında Tuzla'da Fenerbahçeli olarak büyük abilerimiz maçlara pankart yaptıkları zaman bizleri maça davet ederlerdi. Yanımızda gelin işte pankartı taşımıza yardım edin, asmamıza yardım edin diyerekten. Bunun sayesinde onlar mesela şöyle, ben de bu olayı çok yaptım. Kardeşlerimle yaşadım onu. Bizim yol paramız olmadığı zaman yol paramızı, bilet paramız olmadığı zaman bilet paramızı veren abilerimizdi. Bizi geceden gönderir maçlara, bilet almaya gönderirlerdi. Bileti alırdık, gelirlerdi, maça girerdik. Öyle başladı, öyle bir çevre edindik. Fenerbahçe tribününe ben maratonun maraton olduğu zamanlarda maratondan başka hiçbir yere gitmiyordum. Öyle başladık. 83'te askere gittim. 90'da yurt dışı ile beraber 92'de geldikten sonra hanıma, rahmetli eşime dedim ki, dedim arkadaşlarımı görmeye maça gideyim dedim. Gidiş o gidiş. Bir daha da kopamadık. Öyle devam ediyor. Deplasmanlara gider miydiniz? Tabii ki. Deplasmanı, voleybolu, basketbolu, futbolun hepsine gittim. Eşimle, rahmetliyle beraber hepsiyle mümkün olduğu kadar, imkanım olduğu sürece hepsine gittim. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Fenerbahçe bir spor kulübüdür, futbol kulübü değildir. Bunu en içten yaşayan taraftarlarımızdan birisi de sizsiniz. Önemli olan Fenerbahçe'yi Fenerbahçe gibi sevmek, taşımak, ona layıkıyla yaşatabilmektir. Kimi zaman zordur, kimi zaman ezilirsin, kimi zaman ağlarsın ama o sevgi, içindeki sevgi hiçbir şekilde değişmez içinde. Yani o sevgi çok özeldir, yaşamak lazım. Valla ben, herkesin yaşadığı bir sevgi vardır, benim sevgim de böyle. Yaşamak ve yaşatmaktan bahsettiniz. Yaşatmaktan kastınız, örneğin sizin çocuklarınız da Fenerbahçeli. Bir kızınız, bir oğlunuz var. Aile ortamında nasıl bir Fenerbahçe sevgisi var? Nasıl aşıladınız çocuklarınıza bu sevgiyi? Valla ben onlara hiçbir zaman ne Fenerbahçeli olacaksın veya ne Galatasaraylı olacaksın diyerekten şey yapmadım, baskı yapmadım. Kızım bir yaşına geldiği zaman ben maça gitmeye başladım, derin zamanlar. Bana bir gün dedi ki ben de geleceğim dedi. Tabii dedim. Peşime takıldı. Okula başladıktan sonra, bu okul zamanı olduktan sonra da zayıfı gelince önünü kestim. Oğlumla beraber gitmeye başladığım zaman ikisi birbirine alıştı. Ben size bir şey söyleyeyim. Kızım olsun, oğlum olsun. İkisi de şu anda ikinci üniversiteye gidiyorlar. Tek bir sebep var. Fenerbahçe. Düşünebiliyor musunuz? Çanakkale'de üniversiteyi kazanıyor. Öğretmenlik bölümünü kazanıyor. Bana geldi, baba dedi, ben dedi İstanbul'da üniversiteye gideceğim. Marmara Üniversitesi'ne gideceğim dedi. Niye dedim, öğretmenlik varken dedim, geleceğini düşünerek hareket etmek varken dedim. Maçlara gelemem o zaman baba dedi. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ni bitirdi. Şimdi ikinci üniversiteyi okuyor. Doğuş Üniversitesi'ni okuyor.
Oğlum deseniz Karabük gemi makinalarını bitirdi. Şimdi Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde makine mühendisliği okuyor. Müthiş bir tutku. Maç coşkuları evde nasıl yaşanıyor diye soruyor. Maç tutkuları evde, mağlubiyette hiç kimse benim yanıma yaklaşamaz. Galibiyette tadı başka oluyor. Ama onun tadı yaşamasını bilene, yaşatmasını da bilene. Peki siz eşinizin yazmasıyla, eşinizin son taktığı, hayatını evet. kaybetmeden önce taktığı son yazmayla maçlara geliyorsunuz. Evet. Biraz o konuya değinmek istiyorum. Bunun anlamı nedir? Eşiniz nasıl bir Fenerbahçeliydi? Eşim çok güzel bir Fenerbahçeliydi. Dediğim gibi oğluma hamile olduğu zaman, 8 aylık hamileydi. Ben bir gün, onu hiç unutmuyorum, Antep maçı. Ben maça gidiyorum dedim. Ben de geleyim mi dedi. Tabii dedim, gel. O zaman maçlar saat 4'te oynanıyordu. Biletler de gişeden satılıyordu. Kadıköy eski stadın olduğu, okul tarafın olduğu yerde duvarın dibine çöktük. Ama felaket bir kalabalık var. Girmek imkansız derecede. Herkesi polis izaya sokmaya çalıştı. Baktı, baş edemedi. Komple herkesi boşalttı. O arada bir boşluk vardı. Orayı boşalttı. Biz çok aşağıda köşede oturmuştuk. Yani garibanlar gibi böyle hiç kimseye dalaşmıyoruz. Çünkü bir yerde de 8 aylık hamile. Polis geldi. Ne bekliyorsunuz burada dedi. Maça gireceğiz dedi. Eşime söylüyor bunu. Maça gireceğim diyor dedi. Bu halinle mi gireceksin dedi. Tabii ki dedi. Ne var ki halimde dedi. Sen dedi bana döndü. Ben de onun eşiyim dedi. Hiç dedi sizde akıl yok mu dedi, bu vaziyette dedi. Bakın saat 12. Maratona girdik. Maç saat 4'te başlıyor. 4'e kadar güneşin altında. Maç oldu, bitti, galip geldik. Oynaya oynaya geliyoruz. Eve geldik. Ben istiyorum ki bir daha gelmesin. Rahat rahat maça gideyim, oynayayım, geleyim. Yani ve ondan sonra. Dedim bir daha maça geleceğim. Ay Mustafa dedi, çok beğendim dedi. Beni bir daha götürsene dedi. Başlangıç bu başlangıç. Onun arkası geldi. Öyle devam etti. Ne Mersin'i kaldı, ne Kayseri'si kaldı, ne İzmir'i kaldı. Yani elimizdeki imkanlar verdiğince, mümkün olduğu sürece, bunu beni tanıyanlar çok iyi bilirler. Param olmadığı zaman da çocuklarımı idare eden insandır. Hiç kimseden bir şey saklamam. Olduğu sürece de gittik, yaşadık. Huzur içindeyim. Rahatım yani. Peki uğur getirdiğine inanıyor musunuz bu yazmanın maçlarda? En son Galatasaray'la maçı oynadığımızda kimileri kalenin gol olduktan sonra Telegül'ün tepesine çıktım, yazmayı böyle öpüp de başıma koyduğum zaman herkes bana dedi ki yukarıdan yardım geldi diyerekten. İnanıyorum. Batıl inancım var mı? Var. Derler ya, nazara inanır mısın? Felaket derecede batıl inançlarım vardır. Toteme de inanırım. Hatta en son olarak maçlara gitmememin sebebi de birazcık da totem yaparım. İşte ben belki de ben uğursuz geldim bu aralar falan diyerekten. Öyle gidiyoruz işte. Bu sene çok iyiyiz ama. Olacağız da. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. Dövmelerin hikayelerine gelecek olursak eğer, hayatta en çok değer verdiğiniz eşinizin dövmesi sol kolunuzda. Evet. Sağ kolunuzda Fenerbahçemizin arması, çocuklarınızın ve eşinizin ismi ve bir Alex imzası görüyorum evet. sol kolunuzda. Bunların hikayelerini nasıl anlatırsınız bize? Şimdi onların hikayeleri, aslına bakarsanız hayatta yaşadığın zaman, vefat ettiğin zaman götüreceğin tek bir şey vardır. Üstünde taşıdığın dövmelerdir. Başka bir şey yoktur. Hanımın bu dövmeyi yaptırmak için kaç yere sordum. Dövmeyi yapan arkadaşa demişler ki bunu demişler bir kere de çıkarttı. Bir daha demişler hayatta gelmez yanına. O akşam da düğün vardı, nikah vardı bir arkadaşımın. Gittim oturdum saat 1'de, saat 7 oldu, devam ediyor. Yeter artık dedim, sıkıldım. Çocuk bana dedi ki abi dedi ben seni gönderirsem dedi bir daha gelmezsin. Bunu çok iyi öğrendim dedi. Ben seni bunu bitirmeden göndermeyeceğim dedi. Sağ olsun onu bitirdi. Onun arkasından Fenerbahçe dövmesinde onun yanındaki arkadaş dedi ben evin arka duvarına resim yaptırmak istiyordum. Resimliği çok iyiydi onların. Dedim yapar mısın? Tamam abi dedi, yaparım dedi. 2-3 ay geçti, yanına gittim. Abi dedi ya dedi kusura bakma dedi, çok yoğunum. Ben sana başka bir hediye yapayım dedi. Ben aslında kolumda eşimden başka dövme istemiyordum. Hayatım boyunca unutamayacağım bir dövme yap. Onu da götürsün dedi, hiç olmazsa dedi. İyi dedik.
Fenerbahçe dövmesini yaptı sağ olsun. En son Alex'i çok seviyordum. Ailece seviyorduk. En son gittiğinde ailece Acar Kent'e gittik. Yüz yüze görüştük. Koklaştık, helalleştik. Sivas maçında şampiyonluk formasını verdiydi. Aradan bir iki sene geçince bana mesaj attı. Formam duruyor mu diye resmini çektirdik, gönderdik. Yani o gün de Alex'e imzayı attırdım kalemine. Ertesi gün gittim dövmeyi yaptı sağ olsunlar. Dövmeyi yaptılar. Bunlara olay bu şekilde yani. Peki ben sizi nasıl buldum Mustafa Bey? Evinizin namı aldı yürüdü. Hem sosyal medyada hem Tuzla'da zaten. Bu evi bu şekilde boyatmak fikri nasıl ortaya çıktı? Öncelikle bundan başlayalım. Şimdi ben bunu daha çok kereler anlattım. Olayın detayı şöyle. En son 2003'te mi ne şampiyon olduğumuz zaman bizde bir adet vardır. Tuzla'da sahili komple sarı lacivert'e boyarsın. Bu son zamanda yasaklandı. Belediye başkanımız yasakladı. En son yine ben boyadım. İnşallah bu sene de şampiyon olursak yine boyayacağım. Komple sahili boyadık. Ana caddeye geldik. Yanımızda kardeşlerim şöyle bir baktılar. Mustafa abi dediler. Şey bir karşı cephesini sarı, öbür taraflarını boyamadım. Karşı cephesini sarı lacivert boyalım dediler. Karşıdan baktığı zaman insan daha güzel gözüküyor dediler. Ya dedim olurdu olmaz, olurdu olmaz. Tamam lan dedim sabahına 5:30-6'sı. Bir girdik ama o gün nasıl olursa olsun şişirme veya önemli değil yani. Boyadık. Saat 7:30'a kadar bitti. Sene kaç bu arada? Valla 2003 veya 2004 en son o dönemde. En son şampiyon olduğumuz dönem işte. Ve ondan sonra kızım geldi o gün. Boya yaptığımız dediğiniz zaman hemen eşyalanıp geliyordu o bugün boyadı. Rahmetli eşim içeride yatak odasında uyuyor. Gel dedim dışarı, kaldırdık, getirdik, dışarı bıraktık. Aa dedi çok güzel olmuş dedi. Yatak odasını da isterim dedi. Manayla yatak odasını boyadık. Sefer çocuklar başladı. Bizim odaya da yap dedi. Orayı da boyadık. Oturma odasını oraya da boyadık. Öyle kaldı. Şu anda o vaziyette duruyor yani. Başka bir şeyimiz yok. Ondan sonra Ersun Yanal'ın döneminde şampiyon olduğumuz zaman Ersun Yanal'la bile iddiaya girdiydim. Şampiyon olacağız mı dedim. Olacağız dedi. Sen şampiyon yap dedim. Ben de Tuzla'yı boyayacağım dedim. Göreceğiz bakalım dedi. O sene şampiyon yaptı. Ertesi gün bütün arkadaşlar sağ olsun bu etrafımdaki insanlar boyaları hazırladık. Boyamaya başladık. Gece saat 12'de boyadık her yeri. Sarı lacivert yaptık. Öyle gitti yani. Yani o günden beri şey... Ben sağ olduğum sürece ya boyanacak böyle kalacak. Peki sosyal medya paylaşımlarınızdan bir tanesi dikkatimi çekti. Yeni boya, yeni takım, yeni hoca demiştiniz bu sezon. Evi boyarken uğruna inanıyor musunuz? İnanıyorum. Olacağız. 7 senedir boyamıyordum bu evi. Hatta evin duvarı çöktükten sonra yaptırdık. İstek, arzu bu yönde. Yapılan mümkün olduğu kadar bütün branşları da takip ediyorum. Mümkün olduğu kadar hepsi çok iyiler. Güzel bir şey olur. Böyle devam eder. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tribünlerde, sahada izlemeyi de çok özledik. Siz bu özleminizi nasıl dile getirirsiniz? Vallahi şu hastalık denen illet diyelim daha doğrusu. Yani bu bitmedikten sonra hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Tabii özledik. Tabii o arkadaşların, o sevdiğin, saydığın, değer verdiğin insanların yüz yüze gelip aynı ortamda aynı sevgiyi yaşamak tadı bambaşkadır. Zaten beni Fenerbahçeli olup da bu duyguyu yaşamamın en güzel yanı içerideki birlik beraberlikti. O birlik beraberlik, o sevgi saygı olan yerlerde her şey güzel olur. Her şey. 82-83'te türbüne ben bir pankart bağladım. Ve bağladığım yerden bir tutsaydım kesinlikle ölmüştüm. 70 metre pankartı sadece yazdığı şu Avrupa'da hedef şampiyonluk diyerekten bir pankarttı. Maratonun altında böyle bir yer vardır. Şuraya bağlamışımdır tek elle. O sevgi bana yeter. Babam aynı olayı rahmetli babam dedi. Ulan dedi ben sana dedi bir şey desem dedi yapmazsın gittin dedi ta dedi
30 metre yukarıya çıktın dedi. O pankartı tek başına bağladın dedi. Ben gel şunu şurada şurayı süpür desem dedi. Süpürmezsin ama dedi. Git dedi ölüme kadar gidiyorsun dedi. Sevgi. Fenerbahçe sevgisi böyle bir şey. Sevgiyi vermek, o sevgiyi yaşamak önemli. İçinde bir değerler varsa içinde. Benim çocukluk arkadaşım o. Onlarla beraber yaşadıklarımız bambaşka şeyler. Yani. Hayır, onlar evlendikten sonra falan uzak. Bana diyorlardı. Tuzo'da da çok söylerler. Maçlara gir rahmetliyle. Oğlum kızım ben buradan Kadıköy'e veya herhangi bir deplasmana gittiğim zaman. Aa dillere bak maçlara gidiyorlar derlerdi. Ama onun yaşadık, yaşadım. Hırsımla, zevkimle, uyumla, her şeyimle yaşadım. Ne kadar güzel yaşamışsınız. İyi ki Fenerbahçelisiniz. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Evet, iyi ki Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçe var. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna gelirken Mustafa Bey'in iki değerli evladı Kübra ve Tayfun var yanımızda. Kendilerine soracağız. Babanız çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Peki siz ondan aldığınız bu mirası nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Çok küçüklükten beri maçlara gidiyoruz. Hani herkese sorarlar işte ilk gittiğim maç hangisi falan diye. Biz hiç hatırlayamadık onu. O kadar küçüktük. Şimdi 27 yaşındayım. Hala maçlara gidiyorum. İç saha, dış saha hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Aldığımız mirası hakkını vererek devam ettirmeye çalışıyoruz. Buradan artık çoluğumuza, çocuğumuza da geçmesini umut ediyoruz. İnşallah. Tayfun, sana gelelim. Senin üzerinde az önce babanın anlattığı çok değerli bir forma var. 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuzda Alex'in giymiş olduğu forma. Nasıl hissediyorsun? Neler söylersin? 2010-2011 şampiyonluğu yani sadece bizim için değil, tüm Fenerbahçe camiası için çok anlamlı, büyük bir şampiyonluk. Gerçekten çok özel bir şampiyonluktu. O gece işte şampiyon olduktan sonra Alex'in tribüne gelip babama formayı vermesi de çok bizim için önemliydi gerçekten. İşte biz de elimizden geldiğince Fenerbahçe'yi hayatımızın her alanında yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah da biz de babamdan aldığımız gibi çocuklarımıza geçiririz bu aşkı. Bilmiyorum yani, çok özel bizim için. Her zaman kalbimizde Fenerbahçe. Sevgili izleyenler, Sarı Lacivert Hayatlar programımızın ilk bölümünde konuğumuz Mustafa Gürsel'di. Kendisiyle ve çocuklarıyla keyifli bir gün geçirdik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.